Off the Record'dan hoş geldiniz. Bu bölümün konuğu Türkiye'nin tecrübeli gazetecilerinden sevgili Zafer Arapkirli. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar, teşekkür ederim. Sizinle en son 1,5 yıl önce röportaj yapmıştık. Tabii o zaman hayatımızda henüz COVID yoktu, koronavirüsle tanışmamıştık ve sizin KRT TV serüveniniz başlamıştı. Nasıl gidiyor KRT? Hem sabah hem akşam yayın yapıyorsunuz. Sabah Medya Terapi isimli bir programla izleyicilerin karşısındasınız. Akşam da akşam haber bültenini sunuyorsunuz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı KRT'de? Her şey yolunda ve umduğumuzun, hesapladığımızın çok daha ötesinde yolunda diyebilirim. Yani bunu hem izlenirliğimizin artmış olmasından kaynaklanarak söylüyorum. Yani geçen yıl muhtemelen konuştuğumuzda ya da ben buraya ilk başladığımda konuştuğumuzda bir tek saatte bir program yapıyordum. Hem kanalın daha bilinir, daha tanınır olması açısından önemli bir yere geldiğini söyleyebilirim. Hem de izleyicinin hani eski tabirle teveccüh derler, birazcık daha ilgi göstermesi, biraz daha izlemeye başlaması bizi iyi bir yerlere taşıdı. Şu anda yani hani muhalif demeyeyim ama ana akımın dışında ya da istenilen çizgide ya da doğrultuda yayın yapan benim yandaş medya dediğim ya da zaman zaman da işte biraz daha itaatkar medya diyebileceğimiz medyanın dışında tercih edilen alternatif medya organları arasında önemli bir yer tuttuğumuzu söyleyebilirim. Ben de işte o dönemde sizle ilk konuştuğumuz dönemde bir tek program yapıyordum. Sonra sabahları saat 11'de başlayıp 12-15'e kadar devam eden medya terapi programını yapıyoruz. Bu arada biraz daha yorum ağırlıklı, yani gündemi, dünün gündemini ya da bugünün gündemini de değerlendiren biraz daha yorumlu, biraz daha tavırlı bir program yapıyoruz. Gazeteleri okuyoruz. Bir de bizim burada benim yaptığım bu medya terapi programının şöyle bir özelliği var. Belki başka kanallardan daha farklı olarak, hatta başka muhalif kanallardan da daha farklı olarak bütün görüşlerdeki gazeteleri okuyorum ben. Yani en hükümet yandaşı olandan en muhalif olana kadar yaklaşık 17 gazeteyi okuyorum. Yani hepsinin manşetlerini, başlıklarını okuyoruz. Birinci sayfalarını gösteriyoruz. Hatta onların köşe yazarlarının yazılarını tabii ki üzerine eleştirimizi koyarak vesaire. O da çok ilgi görüyor. Yani programın renkli bölümleri de var. İşte sosyal medyadan ve televizyondan seçtiğimiz böyle bazı ilginç örnekler var. Zaman zaman hani deyim yerindeyse üstünde tepindiğimiz, çok ağır eleştirdiğimiz, zaman zaman kahkaha ile güldüğümüz, zaman zaman müzik çalıp şarkı çalıp oynattığımız filan. Yani o bölümlerde çok ilgi görüyor. Yani tabii hani sayılar belki çok büyük bir şey ifade etmeyebilir ama hani reytinglere de yansıdığını görüyoruz bunun. Elbette ki reyting için yapmıyoruz bu işi ama hani çok çok gerilerden, çok çok aşağılardan alıp iyi bir yere taşınmış olması bizi sevindiriyor. Biraz da şevk veriyor tabii. Hani biraz değil, epey bir şevk veriyor. O ivmeyle gidiyoruz işte. Evet, geçtiğimiz haftaydı sanırım ya da ondan önceki haftaydı. Bir haftalık izne ayrılmıştınız Zafer. Aman Allah'ım dedim, yani öyle bir fan kitleniz oluşmuş ki hakikaten böyle sorular soru üzerine sosyal medyada. Yani Türkiye'de bir sizde böyle bir durum yaşanıyor. Bir de Ayşenur Arslan'dı. Bir gün dahi yayına çıkmasanız sosyal medya mesaj yağmuruna tutuluyor. Ne gibi mesajlar Adeta aldınız? bir yere kımıldamayın, hep orada bütün gün program yapın diyorlar. Sevgili Ayşenur'un da kulaklarını çınlatmak istiyorum. O da böyle bir, yani bir iki gün kaybolduğu zaman eyvah ne oldu Ayşenur'a diyorduk. Ben de diyordum en başta. O da çok sevgili bir meslektaşım, dostum. Ben de işte onu gördüm. Yani bir hafta kaybolduk ortadan. Önce tabii hani Covid mi oldu diye insanlar merak ediyorlar. Sonra acaba başka bir şey mi geldi başına? Yani hani şey diyenler bile oldu işte. Çok baskı yaptılar da acaba kanal programı sonlandırmak zorunda mı kaldı ya da Zafer Bey tırstı kaçtı işte Mümkün ya Türkiye'de böyle şeyler, biliyorsunuz. Siz çok sık yaşadığınız için evet, şaşırmamıştım. maalesef
Oldu geçmişte böyle şeyler ama tabii hani sonuncusundan başlayayım, öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani biz ancak hani kendi isteğimizle ya da yorgunluk ya da Allah göstermesin bir sağlık nedeniyle bırakabiliriz. Yoksa bunun bir görev olduğuna, yani özellikle de böylesine bilgiye, enformasyona, bağımsız bilgiye ya da bağımsız yoruma, bağımsız görüşe ciddi bir açlık olan bu dönemde de öyle bir şeyleri bırakıp da hani anahtarları masanın üzerine bırakıp gitmemiz zaten söz konusu değil. Bir görevdir bu. Çünkü bir de şunun rahatlığıyla yapıyoruz bu işi. Taraflı filan, yani taraflıyız tabii ki. Yani şöyle, şu anlamda taraflıyız. Benim hep vurguladığım bir şey vardır. Tarafsız olma iddiamız yok. Bir görüşten, bir çizgiden, bir bakış açısından tarafız. Ama ben tarafsız olmayı şöyle algılıyorum. Herhangi bir partiye, herhangi bir teşekküle, herhangi bir derneğe, herhangi bir insan grubuna dahil değiliz. Ve oradan emir almıyoruz, ve oradan talimat almıyoruz. Kimse bize şu haberleri yapacaksınız, şöyle yorum yapacaksınız, çizginiz bu olacak, şunu söyleyeceksiniz, bunu söylemeyeceksiniz diye bir talimat verme pozisyonunda değil. Zaten öyle olsa ben burada çalışmazdım, pek çok arkadaşım gibi. Dolayısıyla tarafsızlığı biz böyle algılıyoruz. Ama elbette ki bir görüşten tarafız. Neden tarafız? İnsan haklarından tarafız, demokrasiden tarafız, laiklikten tarafız, hukuktan, adaletten tarafız ve bağımsız gazetecilikten tarafız. O anlamda taraflıyız ama adiliz. Yani adil olma diye bir iddiamız var. Yani kimseye haksızlık etmemek, kimseyi rencide etmemek, kimsenin insan haklarını ihlal etmemek, kişilik haklarını ihlal etmemek, ırk, din, dil, cinsel tercih temelinde herhangi bir kimseye ayrımcılık yapmamak gibi bir ilkemiz var. Bu herhalde insanlara tabii özellikle bu dönemde tercih edilme nedeni olarak geldiği için de sağ olsunlar izliyorlar ve işte 5 dakikada bir yere gittiğimiz zaman hemen aman nereye gitti filan diye de merak ediyoruz. O da işin hani bir ödül gibi sevindirici tarafı. Dediniz ki biz hani bir partiye, bir oluşuma, işte belli bir sadece tek düze bir görüşe bağlı değiliz. Dediniz, herkese kapımız açık, her görüşe kapımız açık, herkese yer veriyoruz. Ama mesela işte Halk TV'de de bu oluyor, işte KRT'de de. Yüksek ihtimalle kendi tercihleri o yöndedir diye düşünüyorum ama mesela işte MHP ya da AKP'li isimleri hiç görmedik o kanallarda. Siz mi teklif, yani kanal, bu kanallardan mı teklif gitmiyor sizce, yoksa onlar mı gelmek istemiyorlar? Vallahi bizden teklif gidiyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bizden o partilerdeki önemli isimlere de teklif gidiyor. Ben mesela önemli hadiseler olduğu gün ya da önemli bir vesile olduğu gün o konuyla ilgili eğer bir bakanın konuşmasını uygun görüyorsam o bakanın peşinden koşuyorum. Geçmişte çok yaptım. İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı böyle insanları arayıp yayına çıkarmak için uğraştım. Hatta bütün gün kapılarını çaldım, yani hani deyim yerindeyse telefonla çok uğraştım ama çıkmadılar. Bazı işte AKP'li isimler, politikacılar zaman zaman benim yayınlarına da gelmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden insanlar da, ama onların tercihidir. Çıkmak, gözükmek istemiyorum. Yani çünkü şöyle bir şey, daha üst pozisyonlardaki işte bakan düzeyindeki ya da ne bileyim parti genel başkan yardımcısı veya grup başkan vekili düzeyindeki insanlar zaten hani parti disiplini gereği gözükmek istemiyor olabilirler. Yani öyle bir hani kurumsal kimliği gözetip daha alt seviyelerdeki insanlar da hani yukarıdan bir deyim yerindeyse fırça yememek için ya da gözükmemek için belki gözükmek istemiyorlar. Ama bizim öyle bir ilkemiz yok. Yani MHP'liler, AKP'liler, bilmem işte hükümetin 2,5'uncu küçük ortağı var. Bir de Vatan Partililer falan gözükmesin diye bir şey yok. Dün akşam bizim ekranda Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı vardı mesela. Yani iktidara yakın bir isim bunlar. Ama yani onlar hatırlıyorsanız eğer hafızanızda varsa, yani onlarla aranızda geçen bir diyalog aktarabilir misiniz? Yani siz böyle bir teklif sunduğunuz
sorduğunuzda size ne gibi cevaplar verildi? Vallahi yani genellikle telefona çıkmıyorlar. Yani işte o sekreterleri ya da işte özel kalemleri ya da bu medya sorumluları. Efendim iletiniz filan diyorlar, geri dönmüyorlar. Israrla arıyoruz, yine geri dönmüyorlar. Bir aşamada hani pes ediyoruz filan ama yani bazısı da mesela başıma gelen, yani isim vermek istemiyorum ama mesela yine iktidara yakın çok önemli bir isimden. Ya işte ben hani buradan söyleyeyim ama isim vermeden yazın diyen de olmuştur. Zaten görüşleri de bellidir o insanların. Ama dediğim gibi kapının kapalı olması diye bir şey söz konusu değil. Mesela Devlet Bahçeli bizim kanalın da ismini zikrederek bir kere çok sert açıklamalarda bulundu. Davet ettik yayına, hani buyur gel bizim kanalımızda söyle bunları gibilerden. Tabii geri dönüş olmadı ama öteki kanalların, yani düpedüz iktidar yandaşı yayın yapan kanalların muhalif isimlere uyguladıkları gibi bir ambargo, bir kapıyı kapatma, bir yasak filan burada söz konusu değil. Zaten gazeteci olduğumuz için böyle şeyleri aklımızdan bile geçirmemiz söz konusu olamaz. Evet. Yani şey, bunları konuşmayı bile unutmuşuz belki de Zafer Bey, değil mi? Yani şu an medya o kadar kutuplaşmış durumda ki, tıpkı Türkiye gibi. Ya muhalif diye anılıyorsunuz ya da yandaş. Yani halbuki gazetecilik başına sıfat eklenilen bir şey olmamalı. Evet. Dolayısıyla şu an ben bu soruyu size sorarken ister misiniz bir şekilde zihnimden şunu geçiriyorum. Acaba şöyle düşünerek sorduğumu düşünür mü insanlar? İşte AKP ya da MHP'yi mi savunmaya çalışıyor? Halbuki biz gazeteciyiz ve herkesle konuşmak durumundayız. O yüzden önemliydi yaptığınız açıklama. Tabii yani burada şunu ekleyeyim, özür dilerim sözünüzü kestim ama burada şu önemli, yani teşhisi şöyle yapmak lazım. Belli bir kesim kendi üzerine öylesine fütursuzca ve utanmazca bir etiket yapıştırıyor ki biz yandaşız diye. Hatta geçen gün o kanallardan birinin muhabirini sokakta işte vatandaşlar sıkıştırdılar. Böyle bir tartışma dönüyor ayaküstü. İşte yandaşsınız filan, nice ne olmuş, yandaşım tabii filan gibi böyle bir tepki gösterdi çocukta. Yani bakın hani üzerine öyle bir etiket kendiliklerinden yapışıyor ki. Şimdi onlar öyle bir etiket yapıştırınca biz de mecburen karşıda muhalif olarak gözüküyoruz. Halbuki muhaliflik diye bir şey söz konusu değil. Demin sizin de söylediğiniz gibi doğru düzgün gazetecilik yapmak gibi. Yani gazeteciliğin temel ilkelerine uyarak bu işi yapmak gibi bir konumdayız. Ama bir taraf yandaş olunca öteki taraf da muhalif gibi gözüküyor. Yani kırmızı karşısında da beyaz ya da işte ne bileyim siyahın karşısında beyaz gibi gözüküyor. Tarihsiz bir dönem tabii. İnşallah bu dönemi de aşarız. Geçmişte olduğu gibi herkesin gazetecilik diye bir derdinin olduğu dönemleri de yaşarız. Şimdi geçmişte olduğu gibi derken ben hani biraz yaşım itibariyle epey bir geçmişi bilerek konuşuyorum. Kaç yaşında oldunuz Zafer Bey bu arada? Efendim? Kaç yaşında oldunuz bu arada? 64 yaşının içindeyim. Dolayısıyla aşağı yukarı bir 44 senedir falan bu mesleğin içindeyim. Görüşleri ne olursa olsun, tandansları ne olursa olsun, hangi partiye ya da hangi ideolojiye özür dilerim yakın olursa olsun yine birincil öncelik olarak gazeteciliğin tercih edildiği, yani o tür tercihlerle, o tür sahiplerle bu mesleğin yapıldığı dönemleri de gördük. Ve böyle bir husumet de yoktu. Yani ben hani Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordum çok gençken. Tercüman Gazetesi'nden ya da işte ne bileyim o zaman işte sağcı, dinci filan diye gördüğünüz başka gazetelerden meslektaşlarımız, dostlarımızla birlikte yiyip içebiliyorduk, konuşabiliyorduk. Birlikte haber kovalarken habercilik içinde bir dostluğumuz vardı vesaire. Ama farklı farklı görüşlerdeydik. Yani mütedeyyin arkadaşlar vardı, namazında, niyazında arkadaşlar vardı, ateist insanlar, ne bileyim içkisini içen ya da beş vakit namazını kılan insanlar gazetecilik temelinde çok iyi dostluklar kurmuştu. O dönemlerden çok iyi hala dostlarım var benim ama şimdi öyle değil. Şimdi adeta bizlerle birlikte gözükmek istemiyorlar bir yere gittiğimiz zaman böyle. Yani şey gibi kaçıyorlar böyle. Talihsiz bir şey. Bu tabii siyasi iktidarın yarattığı bir ortam, yani siyasi iktidar yarattığı bir bölünme ama benim her zaman savunduğum bir şey var, yani bu bölünme ve kutuplaşma aslında çok da böyle hani isminden kaçacağımız ya da kaçmamızı gerektiren
kötü şeyler değil. Eğer iyi ile kötünün, doğruyla yanlışın, gerçekle yalanın, hakikatle çarpmanın ya da yönlendirmenin ya da manipüle etmenin ayrı kutupları varsa, o kutuplardan doğru olan da yer almak aslında onurlu bir davranıştır. Yani aman kutuplaşmayalım, aman uzlaşalım, aman kol kola girelim filan diye de bir derdimiz olmaması lazım. Eğer çok keskin ayrımlar dayatılıyorsa önümüze, doğru yerde durmak ya da doğru kutupta durmak da bence yanlış bir şey değil. Siz mesela 44 yılınızı verdiniz bu mesleğe. İşte Cumhuriyet'le başlayıp işte NTV, Kanal D, Radikal, Milliyet, Habertürk televizyonu. Hatta A Haber'in kuruluş serüveni ki hatta siz A Haber'e ilk bültenini sunan gazetecisiniz değil mi? Doğru. Evet, yani oraya bir ekip olarak Habertürk'ten gitmiştik. Biz işte A Haber'in kuruluşunda görev almıştık. Ben biraz da isteksiz olarak gittim. Yani hani çünkü Habertürk'te yaptığımız iş çok iyi bir işti. Yani başarılı bir dönemden geçiyorduk ama işte bazen böyle medyada ekip halinde, grup halinde, arkadaş grubu halinde ya da işte meslektaş grubu halinde hareketler oluyor. Şimdi dönüp baktığım zaman bir pişmanlıktır. Keşke o grup psikolojisi içinde hareket etmeseydim diyorum ama orada gittik işte o kanalın kurulmasında görev aldık filan ama tabii orada zaten hani sonradan da iyice ortaya çıktı ki bir yandaş yayın organı olarak orayı dizayn etmişler. Size böyle değil miydi yani siz kurarken? Şimdi ilk başlarken öyle bir şey anlaşılmaz zaten yani ilk başlarken öyle bir şey öyle çıkamazsınız yola. Meseleyi dizayn edenler, meseleyi tasarlayanlar ya da o işi başlatanlar belki öyle bir düşünceyle hareket etmiş olabilirler ama ben orada bir emekçi, çalışan olarak, işte sunucu olarak falan öyle bir sahiple hareket etmedim ve tabii hareket etmediğim için de dışlandım. Yani kenarda tutuldum. Çok kısa bir süre kullandılar bizim emeğimizi. Sonra da zaten çok uzun süreler kenarda oturduktan sonra da kovdular oradan. Yani hani zaten yapıya entegre olamıyorsunuz. Hani zihnen de entegre olamıyorsunuz. Efendim çalışma prensipleri olarak da olamıyorsunuz. Dolayısıyla attılar bir aşamada yani çok da uzun sürmedi o macera ama şimdi düşündüğümde bunları öngörebilmeliydim ve gitmemeliydim arkadaşların peşinden diye düşünüyorum ama hani hayat bazen insanlara böyle yanlışlar da yaptırıyor, hatalar da yaptırıyor. Ama bana mesleki olarak bir kaybı oldu mu? Şöyle oldu, zamanım boşuna harcanmış oldu. Yani o dönemde ben belki sonradan da işsiz kaldım başka nedenlerle. Belki hani o dönemde de işsiz kalmayı kabullenip, belki de Habertürk'te kalmayı kabullenip ama Habertürk'te de işim zor olacaktı. Çünkü orada da yeni gelen yönetim biz gittikten sonra zaten beni istemeyecekti büyük bir ihtimalle. Çünkü hani şeyimizin görüşümüzün uyuşmadığı insanlardan söz ediyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Biz Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Habertürk'te Yiğit Buluk genel yayın yönetmeni oldu. Hiç sanmıyorum ben de birlikte çalışmak istediğini. Böyle de bir durum da vardı yani. Evet. Kaç kez kovuldunuz Zafer Bey? Valla 3-4 kez herhalde kovuldum. Yani hani bu hani kimi zaman kendim alıp gitmişimdir hani ya da ne bileyim ya istifa et hani istifa şey paranı da pulunu da verelim ama hani daha devam etmiyorum bu çökmeye dedikleri şeklinde olmuştur. Epey yerden kovulmuşumdur ama yani bunları bir hani benim yetkinliğimden, benim gazeteci olarak başarısızlığımdan, insan olarak kalibre ya da formasyon olarak eksikliğimden kaynaklanmadığını bildiğim için bunu bir başarısızlık ya da bir yenilgi olarak görmüyorum. Bazı yerlerden kovulmuş olmak da onurdur yani insana. Demin ki işte haber değil. Onu söyleyecektim. Hani Türkiye'de özellikle son dönemlerde bir yerden kovulmayan bir gazeteciyseniz size pek de iyi gözle bakmıyorlar. Öyle bir ortamdayız Zafer Bey. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. RSFM'de de böyle bir süreç yaşadık. Evet, RSFM'de de öyle bir deneyim yaşadık. Yani benim kullandığım muhalif dilden oranın yönetimi rahatsızdı. Bana birkaç kez de bildirdiler rahatsızlıklarını. Çünkü onlara da bir tazyik yapılıyormuş. Yani öyle aktardılar bana. Tabii bunları on the record söylemezler hiçbir zaman ama bana off the record söylüyorlardı. Yani isim vermeyeceğim ama işte yani yönetici konumunda olan insanlar bana dediler ki yani senin yüzünden buranın kapanması söz konusu olabilir. İşte şey olabilir. Buradan da işte 50 kişi ekmek yiyor filan. Yani biraz daha hani dilini yumuşat ya da o tavrı gözden geçir. Ben de dedim ki vallahi gözden geçirecek olsaydım ya da hani
iktidarın kuruma yaptığı baskı nedeniyle ben frene basacak ya da şimdiki yaptığım şeyi tırnak içinde düzeltecek olsaydım, daha önce çalıştığım pek çok büyük medya kuruluşunda bunu yapar ve o kuruluşlarına çok yüksek seviyelerine yükselirdim. Yani hani uyumlu davranmak filan adına. Şimdi oralarda yapmadım, burada niye yapayım dedim. Hani bu yaştan sonra niye yapayım dedim ve reddettim. Sonunda da kovdular yani hani. Ama yani özlük haklarımı filan alarak da çıktım. Yani haklarını da yemeyeyim bu anlamda. Tazminatımı filan alarak da o şekilde ayrıldık. Hiçbir yerde bırakmadım hakkımı. Yani o şeyleri de tazminatları alarak gittim. Bu da genç meslektaşlarımıza önemli bir deneyim ve örnek olsun. Haklarını savunmayı şimdiden öğrensinler. Tabii yani onu da şey yapmasınlar hiçbir zaman. Emeğin değerini kayda geçirsinler. Evet. Peki Zafer Bey, bunca yıl işte bu sektörde emek verip işte en alt kademeden başlayıp en üstlere kadar işte çalıştığınız bütün kademelerinde hemen hemen medyanın çalıştığınız, yöneticilikte yaptınız, sunuculukta yaptınız. Şu an kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani böyle şey olarak soracağım ama hani siz öyle tanımlar mısınız bilmiyorum. Altın çağım dediğiniz bir dönemi mi yaşıyorsunuz? Yoksa ben işte rahatım şu an, keyfim yerinde dediğiniz bir dönemde misiniz? Vallahi keyfim yerinde şu anda, yani keyfin yerinde olması üzerinden tanımlarsak nasıl bir dönemden geçtiğimizi, keyfim şu anlamda yerinde. Çünkü istediğimi yapıyorum. Elim kolumu bağlayan belli kurallar yok. Kimse bana şunu de bunu deme diye bir şey dikte etme durumunda değil. Ve çok onurlu bir görev yapıyoruz. Görev diyorum çünkü gazeteciliğin kendisi zaten bir görev olduğu için gazetecilik yapıyoruz. Kimseden korkmadan, etmeden, çekinmeden. Kimileri beni çok sivri dilli bulabilir, kimileri işte daha böyle agresif bir tavırlı bulabilir filan. Yani onlar tartışılır. Yani baktığınız yere göre biraz da görecedir. Agresif olmak, sivri olmak, yumuşak olmak, daha mutedil olmak, daha saldırgan olmak vesaire. Bu herkesin bir tavrı vardır ama şu anlamda mutluyum. Dediğim gibi bağımsız bir gazetecilik yapabildiğimiz için ve böylesine baskılı bir dönemde, baskıcı bir dönemde korkmadan, eğilmeden, bükülmeden, omurgamızı dik tutarak bu işi yapabiliyoruz. O anlamda mutluyum ve rahat bir dönemden geçtiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki çok daha büyük kurumsal yapılarda, holding yapısı içindeki basın kurumlarında çalışırken bu kadar rahat değildik. Yani bir takım böyle gözetmemiz gereken şeyler vardı ama oralarda da... Neden vardı mesela? Sizi rahatsız eden şey en başta neydi? Yani hep yani bir hiyerarşi, bir mekanizma içinde yapılacaklar ya da yapılamayacaklar gibi bir takım şeyler vardı tabii. Hani İngilizce'de do's and don'ts derler, yani yapın ya da yapmayın dedikleri şeyler. O kurallar içinde hareket etmek zorundaydınız. Elbette ki. Yani hani demin konuştuk ya bir sürü yerden kovuldum diye. Şimdi o dediğimiz şeyleri de yapmadığımız için kovulduk zaten. O kurallara da uymadığımız için. O yapılara da intibak edemediğimiz için kovulduk. Ama şunu söyleyebilirim. İlk günlerden yani daha böyle genç, hani deyim yerindeyse tıfıl gazetecilik günlerinden bugünlere kadar hep aynı heyecanı, aynı gazetecilik dürtüsünü koruyabilmeyi başardığıma inanıyorum. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri bu. Bir de hep söylerim, ben genç meslektaşlara da söylerim. Bir dönem üniversitede ders de vermiştim var işte iletişim fakültelerinde ya da gazetecilik bölümlerinde. Orada da çocuklara hep söylemişimdir, genç meslektaş adaylarına. Hani eğer bir rütbeler silsilesi falan söz konusuyla en yüksek rütbe muhabirlik rütbesidir. Yani böyle genç bir stajyer muhabir olarak başladığınız günle eğer 65 yaşında, ne bileyim benim bulunduğum 64 yaşında filan aynı heyecanı, aynı şeyi yapabiliyorsanız, şimdi mesela ben elime mikrofon alsam, sokağa çıksam hiç böyle bir tenzili rütbeye uğramış gibi hissetmem kendimi. Haber kovalamak, sokaktaki o heyecanı yaşamak, saatlerce süren bir şeyleri böyle didiklemek, tırtıklamak filan, o heyecan zaten hani rütbeyle, konumla filan izah edilecek bir şey değil. Zaten az önce siz de hatırlattınız, bir kısa bir dönem yöneticilik yaptım ben Milliyet Gazetesi'ndeyken.
O dönemini hiç özlemle hatırlamıyorum. Yani hani yöneticilik yapmanın şöyle bir şeyi var, insana getirisi var. Hani kendi görüşünüz doğrultusunda bir takım kararlar alabiliyorsunuz. Sevk ve idare ediyorsunuz. Genç insanlara sen şunu yap, sen bunu yap diyorsunuz. İnsanların kapasitesini, kalitelerini kullanma anlamında inisiyatif kullanabiliyorsunuz. Bu da tabii bir şeydir yani. Her meslekte öyle bir şey. Ama yani o çok büyük kurumsal yapıların içinde çok farklı şeylerin birbiriyle çatıştığı yapılar içinde mümkün değil. Ve o aşamada mesela oradan ayrılırken ben milliyetten yemin ettiğimi, tövbe ettiğimi falan bir daha dedim bana zinhar yöneticilik vermeyin ve gerçekten de ondan sonraki yıllarda ya abi işte senin yaşın şu kadara geldi, şu kadar kariyerin var, şu kadar tecrüben var, seni artık yöneticilik yaptıralım falan, sana şunu yaptım dediklerinde ısrarla reddettim. Şimdi pek çok insan bana şey diyor ya aptal mısın kardeşim işte ne güzel maaşın yüksek olacaktı bilmem işte kendine ait bir kocaman bir odan olurdu sekreterin olurdu makam araban filan. Yani böyle şeyler değil tabii yani bizim gazetecilikte zaten gözetmemiz gereken şeyler değil ama gazetecilikte zaten en üst rütbe emekçi muhabir rütbesidir. Ben de burada hani muhabirlik yapmıyorum sunuculuk yapıyorum ama çok büyük keyifle yapıyorum dediğim gibi. Bütün hadise yani en çok gözettiğim şey şuraya ve şu bileklerime hiçbir kelepçeyi vurulmuş hissetmeden yazabilmek, çizebilmek, söyleyebilmek. Bir yandan da işte hem buranın internet sitesinde hem de Cumhuriyet Gazetesi'nde yazarlık da yapıyorum. Yani yorum yazıları da yazıyorum. Sosyal medyada çok aktifim. Hani bir gazeteci için daha büyük bir mutluluk olamaz herhalde. Evet. Cumhuriyet Gazetesi demişken Habertürk TV'den ayrılıp yani işsiz kaldığınız dönemde Cumhuriyet Gazetesi'ne başvurduğunuzu ama sizin başvurunuzu kabul etmediklerini ve çok kırıldığınızı söylemiştiniz. Evet yani o dönemdeki yönetimin tercihi değildim anlaşılan. Yani beni o yapının içinde görmek istemediler. Olabilir. Kişisel şeyler de olabilir. Yani ideolojik bakış açıları da olabilir. Ama kırıldığımı da söyleyeyim. Yani hani çünkü oradan yetişmiştim. Orası bir okuldur, bir ocaktır. Genç bir gazeteci olarak orada gazetecilik eğitimimi aldım. O anlamda kırılmıştım. Bir de üstelik işsizlik. Yıl 2016'ydı değil mi o dönem? 2016 ya da Valla 2017. yılı tam hatırlamıyorum ama bu şeylerin işte Can Dündarların filan dönemi. 2016 ya da 2015 yıllar arasındaydı. Evet. Peki Zafer Bey, sizce sektörde mesleki hayatınızdaki en büyük hatanız neydi? En büyük hatam. Evet. Az önce lafı geldi, yeri geldi de söyledim. Bu sektörde böyle bir adet zaman zaman yapılan şey böyle grup halinde hareket etmek işte falancanın ekibi onun peşine takılıp gitmek filan o A Haber'e giderken istemeye istemeye de olsa o grupla hareket etmektir. O hata olarak yani taktiksel hata diyorum. Yani gazetecilik anlamında bana bir şey kaybettirmedi tabii ama o hatadır. Yoksa yanlış anlaşılmasın ben gittim üzerimde A Haber'de de çalıştı ATV'de de çalıştı bir damgası kaldı diye ondan utanıyor filan değil mi? Yani orada nasıl çalıştığınız önemli, ne yaptığınız, ne yapmadığınız önemli. Bana ne dedirtebildikleri ya da dedirtemedikleri önemlidir. Yoksa aynı şeyi daha önce çalıştığım kurumlar için de söyledim. NTV'de çalıştık, Habertürk'te çalıştık. Şimdi onlara da yandaş medya kanalı falan diyenler var. Hatta o geçmişimden dolayı bana haksız yere sosyal medyada böyle çamur atanlar da oluyor. Oralarda çalıştın, sen de pekala yandaş medyanın içindeydin falan diyorlar. Ben de onlara cevaben dönüp diyorum ki oralarda ne yaptığımı, ne yapmadığımı, neleri kabullenip neleri kabullenmediğimi ve en önemlisi de niye kovulduğumu gidin sorun. Ondan sonra geçmişte sen de yandaştın diye bir şey söyleyin. Hiçbir zaman yandaş olmadım. Hiçbir partiye yandaş olmadım. Yani muhalefetteki herhangi bir partinin de ya da iktidar partilerinde hiçbir zaman peşinden gitmedim. Kapılarının önünden geçmişliğim yoktur. Hatta oy vermişliğim bile yoktur. Onu da itiraf edeyim. Bugüne kadar hayatım boyunca hiçbir partiye gidip oy vermedim. Hiçbir partiye oy vermediniz. Yani Bir partiye gidip oy vermedim. Gazeteci olarak o mesafemi korumak diye bir ilkem vardır. Yani sonradan çok daha rahat eleştirebileyim diye de öyle bir ilke uyguluyorum. Hiçbir partiye gidip oy vermedim.
Yani hayatınız boyunca hiç oy kullanmadınız olarak mı? Kullandım, yerel seçimlerde kullanmışımdır. Yerel adaylar için ama hiçbir partiye, hiçbir siyasi partiye oy vermemişimdir. Peki en çok kime kırgınsınız? En çok kime kırgınım? Evet. Ya isim vermem yanlış olur. Çünkü böyle bir açık ortamda başkalarının arkasından da bir suçlama ya da polemik konusu olmasın ama çok dürüst bildiğim, çok dost, abi kardeş ilişkisi ya da arkadaşlık ilişkisi içinde olduğunu sandığım, bana da öyle davrandığı için öyle bir izlenim uyandıran ama aslında ideolojik tercihlerini ya da bir takım kişisel beklentilerini o dostluğun üzerine çıkardığını sonradan anladığım, keşfettiğim insanlara kırgınım. Var tabii öyle insanlar ama Çok merak ettim ama şimdi Zafer Bey böyle nasıl? söyleyince siz en azından birinin ismini Evet. verseniz. Yani sevmem böyle hani kişisel Evet. şeye dönüştürmeyi ama dediğim gibi yani insanlar ne olurlarsa olsunlar, hangi görüşün, hangi ideolojinin peşinden giderlerse gitsinler, dostluğun, arkadaşlığın, insanlığın yani en temel anlamda insanlık değerlerinin terk edilmesine tahammül edemiyorum. O anlamda kırgın olduğum insanlar var. Evet. Bir de şöyle bir dönem yaşandı. İşte Olay TV'nin kapanması ile birlikte 180 işte gazeteci işsiz kalmıştı. Eski patron işte Hüseyin Köksal devam edeceğini söyledi. O dönemde KRT ile görüştü. Biz de medya koridoru olarak o dönemi takip ettik, haberlerini yaptık. Tabii onu süreci ben çok yakından takip ettiğim için şunu biliyorum. Hani o görüşmeler sürecinde KRT çalışanları çok büyük tedirginlik yaşadılar. Acaba işsiz mi kalacağız diye. Aynı tedirginliği siz de yaşadınız mı? Yaşadık tabii yani çünkü ortada ciddi bir başarı öyküsü vardı. Şu anda da devam eden ve üstüne koyarak sürdürdüğümüz bir başarı öyküsü var. Ve o dönemde tam bizim böyle hani çıkışa kalkışa geçtiğimiz bir dönemdi. Üst düzeyde, yönetim düzeyinde ya da patronaj düzeyinde ne görüşmeler yapıldı, neler konuşuldu, ne edildi bilmiyorum. Ben merak da etmedim zaten yani hani. Benim hiç bulaşmak istediğim konular değildir. Yani hani herkes zanneder ki ya bu yaştaki adam mutlaka o seviyelerdeki şeylere vakıftır falan diye değilim. Yani merak da etmedim. Ben burada işimi yaptım, devam ettim ama o tedirginliğin burada en üst düzeyde yaşandığını biliyorum. Yani en üst düzeyde derken en yoğun bir şekilde bütün çalışma arkadaşlarının arasında yaşandığını biliyorum. O dönem hakikaten kaygı duyduk. Hani acaba o yapı burayı işte dışlayacak mı ya da işte ne bileyim orası hakim olacak mı diye olmadı. Ve tabii şeye de üzüldüm. Yani o görüşmeler işte sonuçsuz kalınca oranın dağıtılmasına ve oradaki insanların da işsiz kalmasına da çok üzüldüm. Yani tersi olmadı. Burası işsiz kalmadı ama orada pek çok arkadaşımın işsiz kaldığını biliyorum. Çok duygusal bir vedalaşma yaptılar onlar da. Sonra bir dönem o yapıyı tuttular hatırladığım kadarıyla. Yani insanlara durun bakalım bir yere gitmeyin başka bir şey olabilir diye filan. Ama olmadı. Dolayısıyla pek çok insanın da ekmeğinden olduğunu biliyorum. Talihsiz bir dönemdi. Keşke daha akıllıca, daha yapıcı bir şekilde ne bileyim oradaki insanları da buradaki insanları da birlikte bir şey yapabilecek bir formül, bir çözüm bulsalardı. Bulunamadı ama işte neyse buraya da dokunulmamış oldu. Biz de devam ettik o şekilde. Buradaki insanlar açısından da sevindim tabii. O sürecin o şekilde geri kalmasın, geride kalmasını. Evet, yani umarım Türkiye'de bir daha böyle süreçler yaşamayız temennisinde bulunmak istiyorum ama böyle bir dönemde de başımıza neler geleceğini de bilemiyoruz. Ya hapis cezası haber yapıyoruz her gün ya da ya işte gözaltı ya kanal kapatılıyor ya gazetenin patronu değişiyor. Ya her gün böyle zaten ne hale geldik, ne kaldı ki şurada, kaç kişi kaldık ki iyi konuşurken hala bir baskı, bir sansür. Yani bunaldık, hep birlikte bunaldık galiba Zafer Bey, değil mi? Evet yani bir yorgunluk hissi var hepimizde. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok acılarla, sıkıntılarla dolu bir dönemden geçiyoruz. Ama
benim yaş kuşağımdaki insanların, sizler daha çok gençsiniz, daha işin başında sayılırsınız. Benim yaş kuşağımdaki insanların hiç olmazsa şöyle bir tesellisi var. Daha iyi zamanlarımızda oldu. Yani gazeteciliği daha istediğimiz koşullarda yapabildiğimiz zamanlar oldu. Onlar yanımıza kâr kalmış diyelim. Ama belli bir neslin, yani diyelim medyanın son 20 yılında, sadece 20 yılını bilen neslin hiç doğru düzgün bir oh çekemediğini, gün yüzü görmediğini de biliyorum. Sizler için de, genç meslektaşlar için de biraz o anlamda da üzülüyorum. Ben böyle son ucundan yakalayanlardanım. İşte benim de 15 yıla yakın oldu. Son dönemleriydi başladığımda. Çok kısa sürdü o mutluluk. Sonra bize hemen mutsuzluğu yaşattılar. O yüzden yorumunuz çok doğru. Bir meslektaşımın, yine genç bir meslektaşımın size bir sorusu var. İletmemi istedi. İsmini izin almadığım için açıklayamayacağım. Soru şöyle, bağımsız gazetecilik yapıyormuş kendisi ve muhalefet liderlerinden sürekli işte röportaj için randevu istiyormuş ama bir türlü röportaj randevusu vermiyormuş muhalefet liderleri. Ama yandaş diye tanımladığımız gazeteciler randevu istediklerinde, röportaj talebiyle gittiklerinde hemen koşa koşa onlara röportaj veriyorlarmış. Biz bağımsız gazeteciler ne yapmalıyız böyle durumlarda diye size sorar kendisi. Valla siyasetçilerin bu konudaki kararlarını nasıl verdiklerini, tercihlerini nasıl yaptıklarını bilemem. Yani onların şeyi, ama zaman zaman bizim de zorlandığımız olmuştur. Yani bazen de şey derler işte, hani daha böyle bir tanınmış, bilinmiş bir medya kuruluşlarından birine röportaj vermek istemişlerdir. Hani yandaş diye adlandırılan insanlara da röportaj verirken de belki kendi isminden kaynaklanan bir şey vardır, tercih nedeni vardır. Ama yani sabredecekler ve ısrarla kovalayacaklar. Ben yani şimdi bu yaşa kadar 1588 kez birinin peşinde koşup 1586'sında ya da 1589'da onu alabildiğimi hatırlıyorum. Sabredecekler. Gazetecilikte bazen haber kovalarken de, röportaj kovalarken de sabır çok önemli, siz de bilirsiniz. Bazen hani uykusuz geceler, günler, haftalar geçirirsiniz. Bir gün yaşasın, oldu filan dersiniz. Ve onun da lezzeti daha başka oluyor tabii. Sizi en çok zorlayan siyasetçi kimdi? Zorlayan derken? Yani röportaj verme konusunda ya da görüş almakta zorlandığınız. Vallahi şimdi tesadüfen tam üstüne geldi. Yarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir röportaj yapacağım. İşte iki senedir filan kovalıyorum açıkçası. 2 yıldır. Evet, 2 yıldır ancak razı edebildim. Yarın mı olacak röportajınız? Evet, yarın olacak. Evet, biz de takip edelim. Kendinize otosansür uygulamak zorunda kaldığınız bir dönem oldu mu? Yani siz üstüne basa basa ısrarla ben direndim, işte taviz vermedim diye belirttiniz ama belki de böyle bir pişmanlığınız vardır. Otosansür uyguladınız mı hiç kendinize? Yani dili kullanırken o kadar çok sıfat var ki bir şeyi söyleyebilmek için, ne bileyim bir şeyi eleştirebilmek için, onun böyle degrade şeyleri vardır, değişik tonları vardır. O tonlardan belki daha yumuşağını seçmiş olabiliriz. Ha, buna otosansür diyebilirsiniz, demeyebilirsiniz. Sorumlu davranmak diyebilirsiniz, dikkatli olmak diyebilirsiniz. Temkinli olmak diyebilirsiniz, teslim olmak diyebilirsiniz. Dediğim gibi görece bir şeydir ama genellikle kurumu korumak adına belki dili daha farklı siz kullanmak. Siz nasıl tanımlıyorsunuz bunu? Efendim? Sizin tanımınız nedir? Dediğim gibi herkes farklı şey yapabilir. Ben hani koşulları gözeterek sorumlu davranmak diye tanımlayabilirim ama birisi de der ki, hani benden daha radikal düşünen birisi, ya baba mal gibi de otosansür uygulamışsın işte. Bence mesela kırılmazsanız buna. Bence nasıl? Otosansür. Bence otosansür. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet, o denebilir de. Denebilir de, yani onu şey yapmıyorum ama dediğim gibi bakış açısı, ama şu önemli, bakın. Eğer bir bilginin saklanmasından söz ediyorsak, kasten bilginin saklanmasından söz ediyorsak, bence otosansür olur. Ya da birini eleştirmekten geri durmaktan, yani korkup eleştirmemekten, ya da ne bileyim hiç o konuya girmemekten söz ediyorsak odur otosansür. Ama onun dışındaki şeylere otosansür diyemeyeceğim. İşte farklı şey yapılabilir. Yani elinize bir dosya gelmiştir, bir bilgi gelmiştir.
aman bunu açıklamayayım. Niye? Çünkü başıma bir şey gelir. Aman bunu yazmayayım. Yani otosansürün de ötesinde bir şey var. Ağır bir şey, evet. Otosansür. Kimse de bilmeyebilir bunu, yani sizin elinize geldiğini. Telefonda birisi sizin kulağınıza fısıldamıştır bilgiyi, ya da postadan açarsınız zarfı, zehir zemberek bir dosya gelir. Ya şimdi ben bunu atayım çekmeceye ya da sümenin altına demenizdir otosansür. Ama dediğim gibi söyleyeceğiniz şeyin tonunu ayarlamak ya da üslubunu ayarlamak bence hani otosansür sayılacak şeyler değildir. Çok şükür başıma öteki örnekten gelmedi. Yani aman dur şimdi işte bir şey oldu filan dememi gerektirecek bir şey gelmedi. Ne güzel. Peki şeyle ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi çok çok önemli hepimiz için. Özellikle kadınlar, işte LGBT'yi artılar için çok önemli maddeler içeren, haklarımızı koruyan, bizleri yaşatan çok önemli bir sözleşmeydi. Ve 1 Temmuz itibariyle de işte tamamen çıkmış olacağız. Resmi gazetede de yayınlandı. Sizin bu konudaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Sizin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili düşünceleriniz ve şunu da öğrenmek istiyorum. Bir erkek olduğunuz için bu soruyu sormak durumundayım. Daha önce hiçbir kadına şiddet uyguladınız mı? Ben uygulamadım. Yani uygulamak aklımdan bile geçmemiştir. Çünkü yani kadın ve erkek diye bakmam insanlara. İnsan diye bakarım, bir birey diye bakarım. En az kendiniz nasıl onurlu bir bireyseniz, karşınızdaki de cinsiyeti ne olursa olsun ya da cinsel tercihi ya da yönelimi ne olursa olsun insan olarak bakmak gerekiyor. Öyle yetiştik zaten. Yani ben aileden de öyle yetiştim. Ailemde de hiçbir şekilde ne kadın ne de erkek kimseye şiddet uygulandığına tanık olmadığım bir evde de büyüdüm. Bu aslında çok önemlidir. Yani büyüdüğünüz ortam, yetiştiğiniz ortamda öyle sizi yönlendirir, şekillendirir. Yani o hamura şekil vermekten söz ediyorum. Dolayısıyla her zaman bütün cinslerin eşit olduğuna, sadece hani fizyolojik olarak farklılıkları bulunduğuna ama insan olarak değerinin aynı olduğuna inanan bir kültürle yetiştiğim için kadın haklarına, yani toplumda dezavantajlı birey olarak muamele gören, özellikle bizimki gibi feodal toplumlarda, ataerkil toplumlarda öyle muamele gören kadınlara da gerektiği gibi davranmak kültürüyle yetiştim. İstanbul Sözleşmesi'ne gelince bütün yayınlarımda da ısrarla altını çizerek söylüyorum. Yazdığım yazılarda da, sosyal medya paylaşımlarında da, bu ülke topraklarında, bu ülkenin tarihinde, siyasi ve sosyal tarihinde cinsiyetlere ayrımcılığı önlemeye yönelik yapılmış en hayırlı işlerden biridir. Bakın, bu iktidar döneminde, yani bunca baskıcı, bunca faşizan, bunca gerici, bunca meselelere çok gerilerden bakan, yani çok geçmişlerden bakan bir iktidar döneminde bile yapılabilmiş olması çok önemli bir şeydir. Ve Türkiye'nin önce olması da çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla hani bu ülke kadınlarının ve çocuklarının ve dezavantajlı bütün bireylerin, yani farklı cinsel tercihlerden insanların da korunması anlamında çok önemli bir adımdır. Ve nasıl oldu da bundan böyle bir gece kararnamesiyle geri çekilme kararı aldılar? Olağanüstü bir öfke duyuyorum buna. O öfkeyi de hala dillendiriyorum ve bu kararın mutlaka ters çevrilmesi için galiba Temmuz ayında şey olacakmış, resmiyet kazanacakmış. Dolayısıyla bunun bir daha gözden geçirilmesi için de her türlü kampanyaya, her türlü girişime de destek veriyorum. Bunun bir insanlık borcu olduğuna inanıyorum. Hele böyle hani bir takım dinci, yobaz, gerici çevrelerin işte LGBT'yi teşvik edecekmiş bilmem ne gibi propagandalarına da hiçbir şekilde hiç kimsenin kanmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü işte lezbiyen, gay, trans, biseksüel neyse, yani insanların cinsel tercihlerinde bir insan hakkı olduğuna inanıyorum. En temelde bir insan hakkı olduğuna inanıyorum. Sizin o tür yönelimleriniz olmaması ya da sizin o tür tercihleriniz olmaması başkasına da o hakkı tanımayacağınız anlamına gelmez. Kimseyi de ilgilendirmez zaten. Bu tamamen bir kişilik, bir birey tercih meselesi. Dolayısıyla o anlamdaki mücadeleye de elimden gelen desteği, yani bir medya mensubu olarak vermenin gerekliliğine inanıyorum. Evet.
Son alkol satışı yasakları ile ilgili yorumunuz nedir Zafer Bey? Bugün Cumhuriyet'teki yazıda da yazdım. Asla teslim olmamamız gereken bir konudan söz Geri ediyorum. çekildi Mesela tabii bu arada. nasıl? Geri çekildi bu arada. Uygulama geri çekildi. Yani duyuyorum bir takım yani fiilen artık delindiğini ve hükümetin de biraz hani ikircikli bir durumda kaldığını yani düşünülmemesi gereken bile bir şey. Tamamen belli işte siyasi sahiplerle alınmış bir karar. İşte mütedeyyin kitleyi incitmeyelim. O vesileyle de işte aman Ramazan gününde içki içitmediler diyelim diye yarın öbür gün oya devşirmeye yönelik şeyler. Tamamen abuk subuk bir karar. Dolayısıyla inşallah uygulanmaz diyorum. Çünkü bu mesele alkollü ya da sigara ya da işte viski, rakı bilmem ne meselesi filan değil. Bu temel bir insan hakları meselesi. Bugünkü yazıda da Yaşam aynı. tarzı, evet, yaşam Tabii tarzı. tabii yaşam tarzına müdahale meselesi. Aylardan Ramazan biz namaz kılıyoruz, biz oruç tutuyoruz, biz ibadet ediyoruz. Siz de bizim gibi yaşayacaksınız. Niye senin gibi yaşayayım? Niye senin dediğini yiyeyim ya da yemediğini yemeyeyim ya da tüketmediğini tüketmeyeyim? Öyle bir zorunluluğum mu var? Niye senin dininden olayım hatta yani? Ya da herhangi bir dinden olayım. Böyle bir özgürlüğü olması lazım insanların. Laik toplum olmanın ya da demokratik toplum olmanın gereği bu. Ha eğer böyle olmayacaksak, başkaları bize dayatacaksa nasıl yaşadıklarını, ne yediklerini, ne içtiklerini o zaman bu toplumun adını demokratik bir toplum demezsiniz. Ona göre bir etiket koyarsınız, sahtekarlık yapmazsınız. Dolayısıyla şiddetle karşı çıkıyorum. Gece gündüz bu konuda faaliyet gösterdim. Sosyal medya paylaşımlarında görmüşsünüzdür. Bugünkü Cumhuriyet'teki yazımı mutlaka tavsiye ederim. Teslim olmayacağız ya da teslim olamayız gibi bir başlık attım. Tavrım budur, yani çok nettir. Evet. Son bir mesaj ileteceğim sonra bitiriyoruz. Çok tuttum sizi, kusura bakmayın. Zafer Bey, Saros gönüllülerinin size özel bir teşekkürü var. Verdiğiniz desteklerden ötürü orada büyük bir mücadele veriliyor BOTAŞ'a karşı. Sevgili Tuğba Diner size hem sevgilerini hem selamlarını iletti ve verdiğiniz destekler için de teşekkürlerini sundular efendim. Ben de elçi olarak iletmiş olayım bunu. Ya oğlum bir şey yaptığıma inanmıyorum. Yani ilave bir şey yaptığıma inanmıyorum. Zaten yapmam gereken bu. Saros'tadır, Artvin'dedir, İkizdere'dedir, Trakya'dadır, Ergene'dedir, nerede olursa olsun. Doğaya dokunmak, doğaya zarar vermek, doğanın dengesini bozmaya çalışmak, bir insana dokunmak, ona zarar vermekle eş değer bir şeydir. Dolayısıyla o arkadaşlar da benimle bir şekilde temas ettiler. Bu problemi de anlattılar. Elimden ne geliyorsa destek verdim ve vermeye de devam edeceğim. Oradan da ondan da emin olsunlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, kıymetli Rica vaktinizi ederim. ayırdınız. Çok değerli fikirlerinizi paylaştınız benimle. İnşallah medyanın hayal ettiğimiz günlere eriştiği zamanlarda yine görüşürüz. Bu İnşallah. kadar da uzatmayız umarım arayı. Kendinize çok iyi bakın Zafer Bey. Takip etmeye, sizden Teşekkür ederim. Sağ olun. tecrübelerinizden faydalanmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. Siz de. İyi günler. İyi günler. Sağ olun.